Bakın bir kız gidiyor annesine sarılıyor. Benim içim eser. Acayip hoşuma gider. Gitsin babasına sarılsın. Gitsin onlarla mutlu olsun. Ama genç kız Kur'an okuduğu için darp ediliyorsa, dövülüyorsa, hakaret ediliyorsa, kitap okuduğu için dövülüp darp ediliyorsa, hakaret ediliyorsa, eli kolu bağlanıyorsa, ağzı bantlanıyorsa, kaçırılıyorsa ve bilinmediği bir istikamete götürülüyorsa bu çocuk korkar. Ve o insanların durmak istemez. Hayat garantisi ister. Ama dövmeyeceklerine dair, saldırmayacaklarına, elinden Kur'an'ı almayacaklarına, namaz kılmasına müsaade edeceklerine dair garanti verirlerse muhalif dahil niçin görüşmesin çocuk? Bu tamamen can güvenliğine dayalıdır bu. Başka hiçbir nedeni yok. Yani anne, siz diyorsunuz baba, ki evet. Bana gelen, sığınan çocuklar ailesinden darp gören çocuklar mı? Tabii ki. Yani mesela bazı aileler oluyor. Mesela ailesi PKK'lı oluyor. Çocuğunu zorla dağa gönderiyor. Onlar size geliyor. Hayır. Bir kısmı da bize geliyor tabii. Yani aile demek kusursuz anlamına gelmiyor. Ailelerin büyük bir bölümü cezaevlerine de görüyoruz yani doludurlar. Birçok anne baba cinayetin içeride yatıyor. Kızına tecavüz eden babalar yatıyor. Annesine bilmem başka şey yapan insanlar, annesini doğrayan insanlar içeride yatıyorlar. Demek ki aile demek yani kusursuz bir müessese değildir. Aklı başında demokrat, doğru düzgün insana ben anne baba derim. Sevgi dolu insana, çocuğuna zulmeden, çocuğuna saldıran anne baba, anne baba olmaz. Hatta ensest ilişkiye girenler oluyor. Benim arkadaşlarımda da yıllardan beri en ufak adaletsiz, hukuka uygun olmayan hiçbir tavrı olmamıştır. Sadece bizim bir mahkememiz olmuştur. Mahkememizin de savcısı orada söyledi. Bu kişilerin de, yargılanan kişilerin dosyasında bunların aleyhine herhangi bir hukuki delil yok dedi. Dava bitti mi? Dava. Yok, devam ediyor. Devam ediyor. İkincisi dedi, işkenceyle alındığı için ve yanlarında da avukat olmadığı için hukuken geçersizdir ifadeleri dedi. Bu yönden de size böyle. Size mi işkence yapıldı? Tabii ki. Yani akıl almaz işkence yaptılar arkadaşlarıma da bana da. Emniyette. Tabii. Yani şu an yargılanıyorlar. Yani bin küsür senene yargılanıyorlar. Adil Serdar Saçan ve diğer arkadaşlar yargılanıyorlar. Yıl kaç bu işkence yılı? Adil Serdar Saçan'ın görev yaptığı dönem mi? Tabii 99'da. Şimdi o zaman daha ilginç bir noktaya geldik. Siz şimdi evet. Tuncay Güney ile aynı tezi savunuyorsunuz. Tuncay Güney de diyor ki Adil Serdar Saçan bana işkence yaptı, ifademi aldı. Aynı şey size de mi yapıldı? Benim arkadaşlarımın hepsi adli tıptan raporları var. Yani sakatladılar. Kız çocuklarını sakatladılar. Arkadaşlarımı sakatladılar. Yani omurgası çıkanları oldu. Kolu çıkanları oldu. Omzu çıkanları oldu. Yani muazzam işkence uygulandı. Elektrik verildi birçok arkadaşımıza. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sınırları Emniyeti'nde bunları yaptıkları söylüyorsunuz. Tabii. Ve bu şu anda yargılanıyorlar bu kişiler. Ayrıca mahkeme dedi ki bu kişiler dedi arkadaşlarından bir kısmı yargılandı. Aynı suçlardan yine öyle idarecilik şu bu falan konuda yargılandı. Siz bunlara beraat verdiniz dedi mahkemeye. Ve bu kişiler de aynı dosya, aynı delillerden yargılandığına göre, deliller de aynı olduğuna göre bu kişilere de beraat vermeniz gerekir dedi. Fakat mahkeme biz o kanatta değiliz dedi. Hepimize 3'er yıl ceza verdi. Kız arkadaşımıza verdi. Oktar'ın hanımına da verdi. 3 yıl ceza aldınız. Evet, Ali Ababına ona da verdi. 3 yılda ona hapis cezası verdi. İftihar ederim. Vatanımızın her yeri bizim. Taşı toprağı bizim. Ceza çektiniz mi? Yargıtay aşamasında. Yargıtay. Evet. Onaylanırsa çekeceksiniz. Yani severek iftihar ederim. Hazreti Yusuf makamıdır, mekanıdır. Yani Silivri'de bir de Adnan Oktar mı göreceğiz? Silivri şart değil. Vatanımızın her yeri güzel. Her yeri güzel.